Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Bu videomuzda bu küçük motiflerle, örümceklerle yapılan motiflerin yapım aşamasını anlatacağız arkadaşlar. Boyamızın yapım aşamasını hep birlikte göreceğiz. Yazmamızın tığ yapalım. Vereceğimiz arayı belirlemek için yapacağımız işlem. Bunda alt kısımda zincir kullanılmadan yapılmıştı bana gelen modelde. Pardon örümcek. Buralar zincir olarak devam edeceğiz. İpimizi tığ battısına sabitledik. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Başına 2 sardım. 1 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1 2 3 4 Zincir çektim. Şuradaki çıkmış olduğum çuva giriyorum, kapatıyorum. 6 tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 1 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi tığ battısının içinde tamamlıyorum. Ve kameramızı bir düzeltmemiz gerekiyor sanırım. İnşallah iyidir şu an. Ve tekrar 5 zincir çekiyorum. Başına iki sarıyorum. 1 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Önce bir kez aldım. Sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 4 zincir çektim. Bu çubuğuma girdim. Kapadım. Altı tane sık iğnesiyle aşağı iniyorum. 6 7 sık iğneyi yuvanın içinde tamamlıyorum. İşte arkadaşlar. Vereceğiniz arayı belirlemek için bu işlemi yapıyorsunuz. Vereceğiniz arayı belirledikten sonra buradaki e, orta kısmı yapacağız nasıl yapıyoruz onu vereceğimiz arayı belirledik diyelim böyle 5 zincir çekiyorum başına bir kez doluyorum 1 2 kutucuk atlayıp üçüncüye giriyorum önce bir kez sonra iki sonra iki. başına bir kez doladım tekrar girdim önce bir kez sonra önce bir kez sonra iki sonraki tekrar başına bir kez doladım girdim önce bir kez sonra iki sonraki üç oldu 4 ve 5 tane trabzanımı yaptım. Şimdi şu ortayı yapıyoruz. 5 ve 6 zincir çekiyoruz. 5 zincir çektim, döndürdüm. İlk baş trabzanın içine girdim, sabitledim. 5 zincir çekiyorum tekrar. Dönüyorum. başı iki kez sarıyorum. Bu yapmış olduğum yuvaya giriyorum önce bir kez alıyorum sonra iki sonra iki sonra iki dört zincir çektim tekrar bu trabzan arası girdim şu ipim bana engel oluyor bakın 4 zincir çektim trabzan arası girdim kapadım altı tane sık iğnesi yapıyorum İki, üç dört beş altı 7. sık iğneyi yuvan içinde tamamlıyorum. 1. dalımız hazır. Tekrar 5 zincir. Başına 2 sardım yuvaya girdim. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 4 zincir çektim. Şu aradan girdim, kapadım. Ve burayı 6 tane sık iğneyle yuva örüyorum. 2 3 4 5 6 7. sık iğnemi yuvan içinde tamamlıyorum. Tekrar son kez 5 zincir çektim. Başına 2 sardım. Yine yuvaya girdim. Önce bir kez, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım, çıktım. 1 1 2 3 4 zincir çıktım bu yuvanın arasına girdim kapadım 6 tane sık iğne ile tekrar ana yuvaya iniyorum. 3 4 5 6 7. sık iğnem bakın burada yuvanın içinde tamamlıyorum. İşte arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 3 tane böyle dalımızı yaptıktan sonra bakın. 5 zincir çektim. Aşağıdan 1, 2 kutucuk atladım. 3.ye girdim. Kapadım. Tekrar 5 zincir. Başına 2 sar. 1 2 kutucuk atla 3.ye gir. Önce 1 kez, sonra 2, sonra 2, sonra 2 al. 1 2 3 4 zincir. Çıktığım bu yuvaya kapat. 6 tane sık iğne ile aşağı in. 5 6 7. sık iğneyi yuvada tamamlayalım. Tekrar 5 zincir başına 2 sar 1 2 kutucuk atla üçüncüye gir. Önce 1 kez sonra 2 sonra 2 sonra 2 al. 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatalım. Şimdi 4 5 6 tane sık iğnem yaptım. 7. tığ battısında tamamlıyorum. Vereceğiniz arayı belirlemek için bu işlemi yaptıktan sonra tekrar bu yuvayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Üst kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, motiflerini kuracağız şimdi. Oyamızın tersinden bakın. Burası ters tarafı, burası düz. Tersinden şu 3 yuva yaptık ya ilk yuvamızdan ipimizi sabitleyelim. 3 tane aynı boy olmak üzere 3 tane üst üste örümcek çekiyoruz. Kamera açımı. Şu an daha iyi sanırsam. Birinci örümceğimi çektim. Üzerine bir örümcek daha aynı boy. Bakın 2. Tekrar üzerine bir örümcek daha. 3. Şimdi bu örümceklerimi tekrar bu yuvaya sık iğne ile kapatıyorum. 3 tane örümceğimi çektim. Düz yüzünü dönüyorum. Şimdi örümceğimin iki kanadını aldım. 1 2 sık iğnesi yaptım. Burada 2 zincir çekip ilmeği çıkardım bakın buradaki yandaki bu çubuktan tepesindeki pimpirikten ekleme yapacağım tepesindeki pimpireye tığımı girdim çıkardım ilmeğimi aldım ve arasından geçirdim tekrar bir iki zincir çektim yuvaya kapattım iki tane sık iğnesi yapıyorum aynı yuvaya dört zincir çekiyorum aynı yuvaya kapatıyorum iki sık iğnesi daha yapıyorum Şimdi ikinci örümceğimizin yuvasına geçiyoruz. Bakın. İki kanadını alıyoruz. Tek kanadı kalıyor. Gördüğünüz gibi. İki sık iğnesi yapıyorum iki kanada. 1 2 3 4 zincir. Kapadım. Tekrar iki sık iğnesi. 1 2 3 4 zincir. Kapadım. Ve tekrar iki sık iğnesi. Ve son örümceğimizin kanadına geçiyoruz. İki kanadına. 1 2 sık iğnesi 1 2 3 4 zincir kapattık 1 2 sık iğnesi makas yavaş yavaş geliyor ipe dolaşmış 1 2 3 4 zincir yuvanın içinde kapattık ve tekrar 2 sık iğnesi yaptık şimdi bu yeşil yuvaya girip sık iğne ile sabitliyorum bir zincir çekip ipimizi keselim. Şöyle anlatayım arkadaşlar. Her yuvaya ikişerli pimpirik yapıyoruz. Aralara iki sık iğnesi yaptık. İlk pimpirimizden burayı bir sabitledik ilk yuvamızda. Şimdi ikinci rengimize geçelim. Şimdi mor rengimi aldım. Yine oyamın tersinden bu sefer ortadaki yuvanın tepesinden ipimi sabitleyeceğim. Ortadaki yuvanın tepesinden mor rengimi sabitledim. Yine aynı şekil 3 tane örümcek çekiyorum arkadaşlar. 1 aynı boy 3 tane üst üste örümcek çekiyoruz. 2 ve 3. Bu 3 örümceğimizi bakın bu ortaya tekrar yeşil yuvaya tepeye girip sabitliyoruz. Ve düz yüzümüzü dönüyoruz şimdi ilk örümceğin iki kanadını alıyorum bakın iki tane sık iğnesi yapıyorum 1 2 2 zincir çektim ilmeğimi çıkardım bu yandaki bakın ilk pimpirikten giriyorum birleştirmesini yapıyorum burada ilmeğimi aldım arasından geçirdim tekrar 1 2 zincir çekip yuvanın içini sık iğneyle kapadım 2 sık iğnesi yaptım 4 zincir çekiyorum 4 zincirimi de kapattım. Tekrar 2 sık iğnesi yaptım. Ve ortadaki yuvamıza geçiş yapıyorum. 2 kanadını alıyoruz bakın yine. Şuradaki ipsizi görüş alanınızı etkiliyor gibi. Bakın ortadaki örümceğime geçtim. 2 kanadını aldım. 1 2 sık iğnesi 4 zincir kapattım. Tekrar 1 2 sık iğnesi tekrar 4 zincir kapattım tekrar 1 2 sık iğnesi son örümceğimin iki kanadına geçiyorum 1 2 sık iğnesi 1 2 3 4 zincir kapadım tekrar 1 2 sık iğnesi 4 zincir yuvaya kapadım ve tekrar iki sık iğnesi yapıyorum ve ortadaki yeşil yuvamdan bir sık iğnesi ile sabitliyorum bir zincir çekip ipimi kesiyorum bakın şimdi yine sarı rengine geçelim yine oyamızın tersinden son yaprağımız bakın ipimi sabitliyorum yine 3 tane örümcek çekiyorum üst üste üçünde aynı boy olmasına özen göstererek 3 tane örümcek çekiyoruz üst üste arkadaşlar. Bu örümcekleri tekrar bu yeşil yuvanın içine sabitliyorum sık iğnesiyle. Düz yüzümü dönüyorum. İlk örümceğimi iki kanadına girdim. Tek kanadını bırakıyoruz. İki tane sık iğnesi yaptıktan sonra iki zincir çekip ilmeğimi çıkardım. Hemen yandaki motifin ilk pimpirinden sabitlemesini yapacağım girdim ilmeğimi aldım geçirdim arasından tekrar 2 zincir çekip girdim kapadım. 2 sık iğnesi yapıyorum 1 2. 1 2 3 4 zincir kapadım. Tekrar 1 2 sık iğnesi. Oradaki ortadaki yuvama geçiş yaptım. iki kanadını aldım. 1 2 sık iğnesi. 4 zincir kapattım. 1 2 sık iğnesi. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Tekrar 1 2 sık iğnesi. Son yuvama geçiş yapıyorum. 1 sık iğnesi, 2 sık iğnesi yaptım. 1 2 3 4 zincir. Kapattım. Tekrar 1 2 sık iğnesi yaptım. Şimdi son pimpirikten Bakın iki zincir çekiyorum. Buradaki yerden eklemesini yapacağız son pimpirimizde. Buradaki tepeye girdim, iki zincirimi sabitledim. Tekrar iki zincir çekip bakın yuvam içine girdim, kapadım örümceğimin içine ve tekrar bir iki sık iğnesi yaptım. Son olarak yeşil. Yuvamın içine girip bir sık iğnesiyle sabitliyorum. Bir sık iğnesi yeşil yuvam içinde yaptım. Bir zincir çekip ipimi kestim. Şöyle gösterelim arkadaşlar. Bakın buradan da son olarak eklemesini yaptık. Evet arkadaşlar, oyamızın yapım aşaması böyleydi. İnşallah anlatabildim. Bize bu modeli gönderen arkadaşa teşekkür ediyoruz. Yapacak olan arkadaşlar hepinize kolay gelsin.